da toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle günün anlamını belirten konuşmasını yapmak üzere Murat Hocam'ı davet ediyorum. Buyurun lütfen. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, sayın hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Bütün antrenörlerimize, Türkiye'nin her yerinden gelen handbole gönül vermiş tüm kişilere sağlayabileceğimiz bir görsel materyal oldu. Artık Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin handbole gönül vermiş bir antrenör benim hem yazılı hem görsel eğitim materyaline ihtiyacım var dediğinde Handbol Federasyonu göğsünü kabartarak evet bu 1225 tane egzersizin olduğu video bu 7 ciltte kitap diye verebilecek. Bunun bir başka amacı da üniversitede bunun eğitimini veren hocalarımızın kendi öğrencilerine bu eğitimi yansıtabilmesiydi. Burada da gene çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Hilal Eyüboğlu'nu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli hocalarım, yönetim kurulu üyelerimiz, eğitim kurulumuz, teknik kurulu üyelerimiz, başkanımız, genel sekreterimiz, hepinize hoş geldin diyorum. Değerli hocalarım, öncelikle hepinize özür diliyorum. Normalde 1.30'da olacaktı program ama benden kaynaklanan bir hadise. Hakkınızı helal edin. Yarım saat sizi beklettik burada. Program 2'de başladı. Hocamla da görüştük. Hocam onaylayınca 2'ye aldık. Yani kusura bakmayın. Öncelikle olarak eğitim kurulu başkanımız, değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Teknik kurulu başkanımıza teşekkür ediyorum. Master Koç'ta büyük bir çalışma yaptılar. Ekibiyle beraber, değerli hocalarımızla beraber yoğun bir çalışma yaparaktan ilk defa ülkemizde Yavuz hocam da tabii bu işin içinde, atlamayayım seni hocam da yoğun bir çalışma yaparaktan ülkemizde ilk defa handball adına çok güzel bir çalışma yapıldı. Bundan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bunun bizim için ayrı bir yeri var. Hocalarımız 44 tane hocamız. Bizi Avrupa'da temsil edecekler. Ve Türk handbolunu tanıtacaklar. Ümit ediyorum ki bize çok büyük katkısı olacaktır bunun. Ayrıca seminerle ilgili bu 2 günlük seminerimiz var burada. Bundan dolayı da size bu seminerde başarılar diliyorum. Burada yapacağınız çalışmaların sonucunda önümüzdeki yılın 2019-20 sezonunda bunları tamamen sporcularımıza aktaracaksınız ve handbolun önümüzdeki yıl daha iyi olmasını sağlayacaksınız. Sizler çünkü bu işin en önemli aktörleri sizlersiniz. Bizler yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizler geçiciyiz ama sizler kalıcısınız. Bu işin sahibi sizlersiniz. Sizler olmazsanız bu iş olmaz. Sizlerin vereceği desteklen handbol daha iyi yerlere gelecektir. Ümit ediyorum. Sizlerden bir ricam var. Ben sizin aranızdan gelen birisiyim. Eğer handbolla ilgili bir eleştiri, bir fikir, bir katkı yapacaksanız sosyal medyada değil, beni arayın. Bulunduğunuz yere geleyim. Siz söyleyin, orada buluşalım. Ama doğru katkılar yaparaktan, yani sadece eleştirmek değil, handbolun gelişimi açısından hep beraber handbolu bir yere getiririz. Yoksa eleştirmek kolay. Ben sizden her zaman yakın oldum. Yani telefonda, her zaman telefonum da açık. Ama sizden isteğim, beni birebir eleştirecekseniz yüzüme karşı eleştirin. Yönetimi eleştirecekseniz gelin bana söyleyin. Ama sosyal medya üzerinden değil, yüzümüze karşı. Çünkü bu işi siz sahibi sizsiniz. Siz eleştireceksiniz ama olumlu eleştiriler yapın. Handbolu iyi bir araya getirelim. Hep beraber getirelim. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz vardır. Ama bu eksiklerimizi siz bize söyleyin. Doğru olanları yapalım biz. Fazla lafı uzatmayayım. Size çalışmanızdan dolayı tekrar başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. İçin. Okey, tamam. Teşekkür ederim. Ben Emre'ye geçen önce teşekkür ediyorum. Ama
hükümanın da bizden yani federasyondan çıkmış müfredat olarak kullanılmasına benim açımdan çok... Hayırlı olsun bu program sizin için. Sağ olun. Bu program handball'dan çok önemli bir yatırım olarak gözüküyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi buradaki yapılan işlem daha evvelden zaten eğitim kurumumuz yaptığı bir çalışmayla ilk defa ülkemizde yapılan bir master coach kursuyla kursunun plaketleri. Bu tören onun içinde zaten. Bu 44 tane hocamız burada bu master koçu bitirerekten uluslararası sertifikalarını aldılar ve uluslararası bizi Avrupa'da dünyanın her yerini temsil edebilecek belgelere sahip oldular. Bu da ilk defa ülkemizde yapıldı. Bu bizim için çok önemli bir şeydi. Türk handbolun gelişim açısından ülkemizde böyle bir şeyin yapılması. Bundan dolayı da eğitim kurulu başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bir çalışmayla bunu yaptılar. Bu bizim çok önemli bir çalışmadır. Teşekkür ederim. Başkanım, açıklamanızda sosyal medyadan Türk handbolunu eleştirenlerden bahsettiniz. Evet. Bu eleştirenler yüzde eleştirmesi ne gibi bir önemi olacak? Yo, eleştiri ben de takılan bir insan değilim. Ben üzülüyorum. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Varsa bir şey gelip birebir federasyonun kapısı herkese açık. Ben açayım zaten. Hatalarımızı söyleyecekler, iyi yaptığımız şeyleri takdir edecekler ama yani biz bir aileyiz zaten. Küçük bir aileyiz burada. Bu küçük ailenin içinde bu tip şeyler huzursuzluk yaratır. Başka bir şey yaratmaz. Ben hiç takılmam zaten. Zaten takip etmiyorum gerçi de. Ama varsa bir şey yüzüm bizi burada gelip ziyaret edip veya onları ben ziyaret ettiğim zaman çağırsınlar, giderim ayaklarına. Hiç çekinmem öyle. Çünkü ben sporculuk yapmış, bunların bütün antrenörlerin arasından gelen, bu camianın içinden gelen bir kişiyim. Bir de benim hiç başkanlık egom olmuş bir insan da değilim. Herkese açığım. Handball için ne gerekiyorsa hep beraber doğru şeyleri yapalım diye ben onu kastettim. Yoksa ben sosyal medyayı takip etmiyorum. O kadar, başka bir şey yok yani. Türk handbolunun geçtiğimiz sezonu ve gelecek sezonu hakkında neler bekliyorsunuz? Şimdi tabii ki geçmiş sezonla ilgili baktığımız zaman ben 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Nereden nereye geldik? Yaptığımız çalışmaların sonuçları nelerdir? Böyle bir tesis yaptık, kamp tesisi yaptık, takım sayılarını artırdık. Ama Türk ülkemizde şu anda bir ekonomik bir sorunumuz var. Bu sadece handbola mahsus değil. Bütün ülkemizden dünyanın genelinde böyle bir kriz var. Tabii ki bu da bizi ülkemize de yansıyor. Ya ümit ediyorum ki bunu en kısa zamanda hasarsız bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Yani bu tabii ki ben sorun var derken büyük bir sorun yok tabii ortada. Ama herkesin buna göre çalışmasını yapması lazım. Kulüpler tabii ki yatırımlar yapıyorlar. Karşılığını almak istiyorlar. Yeni yeni kulüplerimiz kuruluyor. Bazı kulüplerimiz kapanıyor. Kendilerini ekonomik olaylardan dolayı. Ama bunun yanında da yeni kulüpler de kuruluyor. Sayılarımız artıyor. Biz geldiğimiz zaman takım sayısı neydi? Şimdi nereye getirmiş takım sayısı? Ona da bir bakmak lazım. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağını inanıyorum. Ama sorun var tabii ki. Çünkü her şey paraya dayalı bir şey. Ekonomi çünkü. İnşallah ümit ediyorum ki ülkemiz ve handball adına sorunsuz bir şekilde önümüzdeki günleri atlatacağımızı ümit ediyorum. Başkanım, son olarak Avrupa'nın handball olarak Türk handball olarak neresiniz? Şimdi Türk handballu Avrupa'nın neresinde? En son erkek amili takımımız son 5 dakikaya kadar Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katılma şansını yakalamıştı ve olamadık. Normal statünün oradaki Avrupa Handball Federasyonu yapmış olduğu statünün sonucunda katılamadık. İlk defa bu kadar yakın olduk. Yeni bir jenerasyon yakaladı erkeklerde. Bayanlarda da yeni bir jenerasyon. Bu önümüzdeki yıllara çok daha iyi olacak. Çünkü ikincisi iyi olacak derken kamp tesisimiz bitti. Burada yoğun bir çalışma yapacaklar. Milli takımımız şu anda bayağı bir çalışma yapıyor. Altyapılarla ilgili hocalarımız. Yani üst aşağıdan gelecek sporcularımız yukarı zorlayacağını ümit ediyorum. Önümüzdeki yıllar daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.